Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Binance'dan arkadaşlar özellikle delist kararları geldi ve e, bu bağlamda hem cross margin çiftleri hem de izole margin çiftleri arasında e, ançoru an itibariyle çıkaracağını belirtti. Tabii farklı farklı coinlere de geldi bu örneğin. OMG, VGX gibi e, ya da YFI e gibi coinlere de gelmiş olmasıyla birlikte Anchor işlerinde e, tepki çekti arkadaşlar ve yatırımcılar e, bunu daha çok eleştirdi. Hiç değilse diğerlerine göre açık ara diyebilirim. E, Anchor BUSD yani ANC BUSD ve USDT aynı şekilde hem izole hem de cross margin çiftlerinden bu şekilde e, delist edileceğini duyurduklarını biliyoruz ve 13 Aralık tarihi itibariyle e, bu listeden kaldırılma gerçekleşecek. Şimdi tabii ki Anchor Terra Classic için oldukça e, önemli, zira geçmişte de önemliydi. Tabii şu an e, o kadar bahsedemiyoruz, birazdan da açıklayacağım durumu. Fakat özellikle geçmişte biliyorsunuz e, staking ayarında çok ciddi hareketlerde bulunuyordu ve e, Terra ağı için, daha doğrusu yeni adıyla Terra Classic ağı için geçmişte oldukça önemliydi. Hatta buradaki bozulma da Ançor üzerindeki bir problemden kaynaklanmıştı biliyorsunuz çöküşte. Şimdi bütün bunlar olurken Binance bunu neden kaldıracağını yahut herhangi bir ekstrem açıklamada bulunmadı arkadaşlar. Tabi kullanılmamasından kaynaklı olarak buralardan bunu kaldırdığını düşünüyorum. Nitekim Anchor'un da genel itibariyle çöküşten sonra Tera... İşte kuruldu, Terra Klasik, Lunge olarak markalaştı. Bütün bunlar olurken de Ançor biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. E, dolayısıyla kullanım oranları düştü ve Binance'ın gerçekleştiği delistin de ben buradan e, sebepli olduğunu düşünüyorum. Bir kere onu söylemiş olayım. E, bir diğer mesele bu olay aslında yatırımcının e, topluluğun sandığının aksine öyle büyük olaylar gerçekleştirmeyeceğinde eminim diyebilirim. Lunch geldiği noktada artık işte ançordur falan bunlar bir artık önemini yitirdi arkadaşlar. O yüzden olan tabii geçmişten bugüne bu şekilde geldiği için farklı yorumlanabilir ama artık olay farklı. Lunch şu anda tamamen spekülatif bir varlık. Terra klasik üzerindeki faiz oranları belli, desteklendiği kurum kuruluşlar ve mekanizmalar belli ve bunların ançorla artık bir bağlantısı yok. Dolayısıyla Burada bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu söylemek lazım. Şey yazanlar falan olmuş. Lüncü delistetseydiniz isterseniz falan yazanlar olmuş ama ben hiçbir şey olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Binance'da bu kadar radikal bir durumda emin olun bunu yapmazdı. bizzatı kendi çıkarı var. Dolayısıyla sıkıntı yok. Şu anda lunç geri çekilme hareketine girdi ve Bekleyen bir dead cross var arkadaşlar. Tabi yön yukarı hareket yaparken 17-1-17-2'lere kadar yoklayabilecekken mevcut düşük hacim itibariyle ve hareketli ortalama altında kalan bir lunge görebiliyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde hafif adımlarla 16'lara tekrar bir geri çekilme ihtimalinin yüksekliğini temsil ediyor sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça kalın